Hayırlı akşamlar sevgili izleyenlerimiz. A9 Televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayınımızı Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden gerçekleştiriyoruz. Kuruluş tarihi 19. yüzyılın sonuna uzanıyor. Müzenin ilk binası Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camii Külliyesi içinde yer alan imaret binasıdır. 1914'te Efkaf-ı İslamiye Müzesi, yani İslam Vakıfları Müzesi adı ile ziyarete açılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak anılmaya devam eder. Müze, Süleymaniye İmaret Binası'ndan 1983 yılında bugün içinde bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'na taşınır. 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimari örneklerinin en önemlilerinden olan İbrahim Paşa Sarayı, Sultan sarayları dışında Osmanlı döneminden günümüze gelebilen ender sivil saraylarındandır. Çoğu ahşap olan Osmanlı sivil yapılarının aksine taştan yapılması olması nedeniyle günümüze kadar gelmiştir. Kesin yapılış tarihi ve nedeni bilinmemektedir. 1520'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine 13 yıl sadrazamlık yapacak olan İbrahim Paşa'ya hediye edilmiştir. Bu bina pek çok şenlik ve kutlamanın yanı sıra karışık dönemler ve isyanlara da sahne olmuş. İbrahim Paşa'nın 1536'da öldürülmesinden sonra da aynı adla, yani İbrahim Paşa Sarayı olarak anılmaya devam etmiştir. Başka sadrazamlarca da kullanılmış. Kışla, Elçilik Sarayı, Defterhane, Mehterhane, Dikim Evi ve Cezaevi gibi işlevler yüklenmiştir. Müzenin oda ve salonlarında İslam dünyasının değişik ülkelerinden meydana getirilmiş nadir sanat eserleri bulunmaktadır. Müzede sergilenen taş ve pişmiş toprak, metal ve seramik objeler, ahşap işlemeler, cam eşyalar, el yazma kitaplar kendi devirlerinin en kıymetli eserleridir. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen yazma koleksiyonunun büyük bir bölümünü ise Müslümanlığın yayıldığı geniş coğrafi bölgelerden gelen Kur'an-ı Kerimler oluşturur. Osmanlı sultanlarının tuğralarını taşıyan fermanlar, beratlar, her biri bir sanat eseri niteliğindeki tuğralar, Türk ve İran minyatürlü yazmaları, divanlar da müzede sergilenen diğer önemli eserlerdendir. Büyük salonların bulunduğu geniş camekanlı kısımda ise 13 ile 20. yüzyıllar arasındaki el işi Türk halılarının şaheser örnekleri sergilenir. Bu eşsiz koleksiyon dünyanın en zengin koleksiyonudur. Halı bölümünün alt katı son birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserlerinin sergilendiği etnografik bölümdür. İzleyenlerimizin çok iyi bildiği gibi programımızda İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerken İstanbul'u bekleyen tarihi sorumluluğu da anıyoruz. Bu akşam da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi İstanbul'da faaliyet yapan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın diğer önemli bir özelliğinden bahsedeceğiz. Bilindiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam alimleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de göreve başlayacağını bildirmektedir. Ancak bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 1400'ün başında insanlar tarafından tanınacağı, bilineceği anlamına gelmemektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de görevine başlayacak, yaklaşık 30 yıl süren çok güçlü bir ilmi mücadele sürdürecektir. Bu esnada pek çok çile ve zorlukla karşılaşacak. Daha sonra ise yavaş yavaş verdiği mücadelenin de vesilesiyle insanlar tarafından tanınmaya başlayacaktır inşallah. Şimdi konuyla ilgili bazı hadisleri okuyalım. Sedir-i Seyfi der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık'tan duydum ki, hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız, bu gaybetin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların arasında dolaşır. Pazarlarında gezer, onların bastığı yerlerden geçer. Ama onlar onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanımazlar. Ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a verdiği gibi ona izin verir. Bu hadisten ortaya çıkışından önceki dönemde
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar arasında sıklıkla görüleceği, insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı evlerinden, internetten, televizyondan izleyip dinleyeceklerine, ancak buna rağmen onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu anlamayacağını anlıyoruz. Konuyla ilgili bir diğer hadis şöyle. Amr bin Sad, Emirül Müminin Ali bin Ebi Talip'ten nakleder. Ali'nin Rabbine andolsun ki Hüccet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayakta olacak. Dünyanın yollarında yürüyecek, evlere ve saraylara girecek. Bu yerin doğusunda ve batısında gezecek. Sözleri duyulacak, cemaate selam verecek. Görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek, buyuruyor. Hadislerde verilen bu bilgiler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar arasında tanınan, oldukça göz önünde bulunan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilir olacağını, ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıfatı tanınmayan bir kimse olacağını anlıyoruz. İnsanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamamalarının bir diğer hikmeti ise Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam üzerindeki korumasıdır. Hadiste şu şekilde bildiriliyor. Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı halktan gizleyecektir. Samimi Müslümanlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Hadis-i şerif şöyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır, buyuruyor. Ayrı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce Müslümanlar şiddetli baskı, şiddetli eziyete maruz kalacaklardır. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini tecelli eden ayrı zaman alametlerinin ardı ardına ve birbirini izlemesinden dolayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini insanlar anlayacaktır inşallah. İşte bu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ihlasla Allah'a bağlı olan talebelerin adları çok fazla anılmaya başlayacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacak. Ardından iman edenler Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerine sevmede yavaş yavaş birleşecekler. Ancak bu dönem gelene kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak, tövbe edip niyetlerini değiştirenler hariç bu kişiler hor ve aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı öven, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır inşallah. Türk İslam Eserleri Müzesi'nden canlı olarak yayınladığımız A9 Televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımıza sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.